Selamünaleyküm, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Instagram'dan bana sormuş olduğunuz soruları cevaplayacağım. Videolu bir şekilde karşınızda. Sorularınız burada. Lakin şöyle bir küçük bir sıkıntımız oldu. Instagram'ın saçma sapan hatalarından dolayı sorduğunuz sorular belli bir saatten sonraki soruların hiçbirini göremez oldum. O yüzden sadece bir kısmınızın sorularını alabildim maalesef. Ama yine de elimde oldukça fazla soru var. İnşallah bir dahaki soru cevap şeyinde Instagram bize böyle bir hata vermez ve hepinizin sorularını cevaplamış oluruz. Uzatmadan hemen sorularımıza geçelim. Çok garip sorular sormuşsunuz. Eğlenceli olacak gibi. Bakalım. Beni tanıyor musun? Yusuf Lafatan'dan böyle bir soru gelmiş. Tanışmak isterim kardeşim. Kur'an okumayı nerede öğrendin? Küçükken ablaların ders verdiği bir tane camide, normal caminin alt tarafında akşamları ablalar arkadaşımla, bana, ablama, bir de kardeşime Kur'an ders veriyordu. Sanırım orada öğrenmiş olabilirim. Daha doğrusu evde de biliyordum aslında, da orada ilerlettim sanırım, öyle bir şey. Küçükken hatırlamıyorum. Bu sayfayı neden açtın, amacın ne? Video çekmeyi çok seviyorum. Birincisi bu, ikincisi yok. Okul dışında nerede eğitim aldın? Okulda pek eğitim aldım söylenemez. Okul dışında da öyle pek bir yerde eğitim almadım öyle. Sadece normal aile ve hayat eğitimi. 13 yaşından beri çalışıyorum. Sanırım bu eğitim bana yeter. Hangi lisede okudum? Açık lisede okudum. Mezun oldum. Bu sene üniversiteye başlayacağız inşallah. Saçlar müthiş. Bence değil. Saçlara acil bir ayar çekmemiz lazım. İnşallah Ankara'ya gittiğimizde hemen berberimize gidip saçlara ayar çekeceğiz. Ürdün'de yaşamıştınız galiba. Neden ve kaç sene, nasıl faydaları oldu? Ürdün'e ailecek temelli olarak gitmiştik. Dil eğitimi için gitmiştik. Ama koronavirüs patlamasından dolayı vesaire maddi birazcık sıkıntı çektik. Ürdün'de pahalı bir ülke, o yüzden dönmek zorunda kaldık. Gitme amacımız dil öğrenmekti. Faydalı oldu ama bir yıl için yeterli olmadı tabii ki. Neden ve kaç sene? Hepsini anlatmışım, bütün soruyu geçebiliriz. Evde bant bitmiş. Ailen ne iş yapıyor? Annem bir iş yapmıyor, babam da ticaretle uğraşıyor, gıda üzerine. İleride yapmak istediğim meslek nedir? Tam olarak şu an yaptığım meslek var ya, bu. Her ne kadar bugün çok zor da çeksem bu videoyu, çok hoşuma gidiyor. Kaç yaşındasın abi? Yeni 17 oldum. Hala Bekir abinin orada mı çalışıyorsun ve ünü işi ne oldu? Bekir abinin orada çalışmıyorum hala. Ünü işi de inşallah açıktan, daha bir iki gün sonra belli olacak ama netleşince tekrar söylerim. Açıktan medya iletişim okuyacağız inşallah. Nasılsın? Elhamdülillah iyiyim. Siz nasılsınız? Abdest alırken siz de içinizden abdest şarkısını söylüyor musunuz? Söylüyorum. Yani artık her seferinde olmuyor ama bayağı ciddi ciddi söylüyordum. Abdest bir şekilde karışıyor. Hala karıştırdığım olursa kafa gidiyor insan. Karıştırabiliyor. Hemen başlıyorum. Eller varız burayız. Kanlar baştan sınırlar. Ne kanlar. Hemen ona geçiyorum yani. Bayağı işe yarıyor bu arada. O yüzden kardeşime de ezberlettim onu. Doğum tarihin, boyun, kilon ve ayakkabı numaran. 2007 Mayıs doğumluyum. Boyum 1.86, kilom da 72 olması lazım. Ayakkabı numaram da 45. Çalınan hesap ne oldu? Geri alamıyor muyuz? Hayır, çalınan hesabı geri alamıyoruz. Sadece kapattırabiliyorduk. Hukuki bir süreç başlattık. Dilekçe yazdık ve hesap kapandı. O hesap gitti. Böyle bir hesap yok. Sana göre gerçekçi olmayıp gerçekte olan şey ne? Çok zor bir soru. Biraz düşüneyim. Cevap veremezsem geçelim. Gerçekçi olmayıp gerçekte olan şey ne? Neden? Gerçekçi olmayıp gerçekte olan şey ne? Ne bu? Sizin aklınıza gelen şeyleri yazın. Vallahi cevaplayamadım. En komik çocukluk anısı. En komiği. Neden hiçbir şey aklıma gelmiyor? Birkaç anı geliyor ama bunlar komik değil. Yusuf'la yaşadığımız facia dolu şeyler. Saçma sapan. Yusuf ölüyordu. Yusuf hatırladı anıyı. Belki onu da anlatırım da. Komik. Ya bizim meşhur bir şey olayımız var. Yani bunun videosunu izlemeniz lazım. Çok aşırı komik değil ama video aşırı komik. Şimdi bizim evde bir kural vardı. Herkese bir şey alınır. Mesela abur cubur eve çok az giriyordu. O yüzden alındığı zaman böyle yılda bir falan eve abur cubur girdiğini düşünün. Babam bir kere böyle bonibon almıştı. Bonibonu biliyorsunuz. Belki yeni nesil bilmez. Böyle borunun içinde bonibon oluyor. Herkese bir boru, bon ne deniyorsa işte, bir paket boru verildi. Ablama, Yusuf'a ve bana. Ben genelde böyle şeyleri hep sona saklarım. Yemem. Herkes yedikten sonra yerim. O evdeki o gıcık insan benim bu konuda.
Çünkü çok fazla bu tarz şeyleri zaten sevmiyorum. O yüzden sona saklamayı seviyorum. Herkes yemişti. Ben sona kaldım. Sonra bunlar da benim elimdeki bonibonları görünce canları çekti. İstediler. Ben de çok vermek istemedim. Sonra eve şöyle bir kural geldi. Dedi ki kim yediği şeyi sona bırakırsa ve onu başkalarının gözünün önünde yerse bölüşmek zorunda. Eve böyle bir kural geldi. Ya gizleyeceksin ya da sona saklamayacaksın. Bu kural da bende başladı. Bonibonu bölüştürmeye başladım. Dedim ki herkes otursun masaya, ben bölüştüreceğim o zaman. Çünkü renk kavgası var. Tamam, moru ben alacağım. Maviyi istiyorum. Sarı sende kalsın. Bonibon ki meşhurdur yani bonibon şeyleri. Sonra oturduk böyle. Küçük bir yeşil masamız vardı. Herkes tabureye oturdu. Annem de videoya çekmeye başladı. Ben başladım. Bir sarı sana, bir sarı sana, bir sarı bana. Her şeyi paylaştırıyorum ama renklerine göre bir de. Eksik kalıyor bazen. İşte pembe ablamla veriyorum. Oradan geçiştiriyorum. Mavi Yusuf'a veriyorum falan filan. Paylaştırdık. Bir tane mor fazla kaldı, tamam mı? Moru kenara koydum. Kenarda duruyor. Kimseye vermedim. Herkesin alanı belli. Mor da burada kenarda duruyor. Sonra paylaştırdık falan. Video esnasında sonra Yusuf o moru yedi. Kimse farkında değil. Aldı böyle bir şeyler yaptı, gizlice yuttu. Moru yedi, tamam, klasik Yusuf hareketleri. Sonra buluşturduk, ben unutmamışım moru kenara koyduğumu. Paylaştırma bitti. Döndüm, mor yok. Dedim burada mor vardı. Bu mor nerede? Sağa sola bakıyor, Yusuf da bakıyor falan böyle. O da mı farkında değil yoksa numara mı yapıyor anlamadık. Numara gibiydi. Sonra baktık falan. Ben sinirlendim. Birazcık sesimi yükselttim. Kim yedi bunu? Burada mor vardı çok eminim falan filan. Sonra Yusuf böyle yaptı. Yedim moyu. Aynı ya, o videoyu keşke bulabilsem koyarım ama hayatta bulamam ya, belki silinmiştir. Böyle bir sesle şey yaptı. Ben önce sinirlendim, sonra hepimiz bir anda kahkaha atmaya başladık saçma sapan. Dediğim gibi o video komik olduğu için sadece böyleydi. Yusuf'la olan facianımızı da anlatmayacağım, onu anlatmıştım önceden. Ankara'ya dönecek misin yoksa temelli İstanbul'da mısın? Döneceksen ne zaman dönersin? Çok belirsiz. Yani hayatımda ne olacağı hiç belli olmuyor. Her an her şey değişebiliyor. Ama şu anlık İstanbul'da gözüküyorum. Bir yılı geçti herhalde. 15 aya falan yaklaştı. İstanbul'dayım. Şu anda burada gidiyor gibi. Çünkü burası beni geliştiriyor. Çalıştığım meslek medya alanı İstanbul'da dönüyor. O yüzden şu an buradayız bakalım. Ama Ankara'yı çok özlüyorum. Kılıç kullanmayı biliyor musun? Rüyamda muttaki ile vs atıyordunuz. Hayır, kılıç kullanmayı bilmiyorum. Muttaki benim içimden geçer. Abi en sevdiğim 5 yazar. 5 tane yazar sayamam ben sana. Baya kötüyüm böyle konularda. 5 tane yazar elbette sayabilirim ama hepsinin kitaplarını adam akıllı okumadığım için böyle bir şey yapmayayım, bilmiyorum yani. Abi YouTube işini bir meslek olarak mı sürdüreceksin? İnşallah. Para kazanıyor musun? Çalıştığım bir yer var, oradan aylık maaşımı alıyorum. YouTube'dan çok çok az kazanıyorum daha. İnşallah ileride kazanırsın. Üniversitede düşünüyorum. İnşallah açıktan medya ile yeni medya düşünüyorum bakalım. Ne çeksen en iyisini yapıyorsun. Yani teşekkür ederim ama ben pek öyle olduğunu düşünmüyorum. Daha iyisini yapmaya çalışıyorum sadece. Dizi izler misin? İzlediğim diziler var ama şu an takip ettiğim hiçbir dizi yok. Ne izledim? Abdülhamit izledim. Bir şey Mehmet Ordusu mu? Ne vardı ya TRT'de? Kurutuluş Mehmet. Öyle bir şey vardı. Diriliş Osman'ın... Aman... Üstüm birbirine kaçtı. Bu kadar izliyorum işte dizi. Diriliş Ertuğrul'u birazcık izledim, o kadar. Ha şey var. O işte neydi? 80'ler biraz izledik. Bölüm bölüm. Bir de şey vardı ya. Kalk gidelim, birazcık da kalk gidelim izlemiştim. Kolundaki toka. Gördüğünüz bir garip de bir emoji var. Kolundaki tokanın hiçbir manası yok. Ben hatta bu tokaların ne anlama geldiğini yeni öğrenmiş birisiyim. Bilmiyordum. Ben bunu yaklaşık 13 yaşımdan beri falan takıyorum toka. Saçım uzun olduğu için ve uzun zamandır basketbol oynadığı için basketbol oynadığımda toka lazım oluyor. Önümü göremiyorum veya bir spor yaptığımda. O yüzden toka ne olur ne olmaz hep kolumdaydı. Öyle alıştım, böyle devam ediyor. En sevdiğin erkek ismini bilmiyorum ama Yahya'yı çok seviyorum. En çok hangi sporu seviyorsun? Düşünmeden basketbol. Gelecekte ne işle meşgul olmak istersin? Hangi mesleği yapmak istersin? Şu an yaptığım mesleği YouTuber'lık inşallah. Medya alanında çalışmayı. Bilinçsiz olsaydın hangi mesleği seçerdin? Çok ilginç bir soru ama yani bilinçliyken de yapılabilir ama zor olduğu için söylüyorum. Oyuncu olabilirdim ben. Bu bir kaşık mı? Bunu sadece oldlar veriyor. Video geldi. Bu bir kaşık mı? O kaşık mı? Senin için mükemmel bir gün nasıl olurdu? YouTube videomun akşam 7'de yayında olmaya hazır olduğu, içimin rahat olduğu ve o günü ailemle beraber dışarıda geçirdiğim bir gün benim için herhalde mükemmel bir gün olurdu. Çok detay bahsetmiyorum. Arap misin? Değilim. Doğma büyüme Ankaralıyım. Bulgaristan göçmeni dedeler. Türküz. Küçükte Kayseri yazıyor. Karışık.
Backrooms çok eğlenceliydi. En kısa zamanda ikinci bölümü istiyorum. 3 kere izledim. Çok güzel. 3 kere mi izlediniz? Yayın 3 saat. 3, 6, 9 saat onu mu izlediniz? Helal olsun. Gerçekten eğlenceliydi bence de. İnşallah devamı gelecek. En sevdiğin dizi ne? Bilmiyorum. Çok fazla dizi izlemedim. Kalk gidelim. Çok güzel bence. Arkadaki sese takılmayın. Devam etmemiz lazım. Payitaht'ı seviyorum. Çok sevdim. Bu ikisini sayabilirim. 80'lerinde bazı bölümleri çok güzel. İyi ki varsın. İyi ki siz de varsınız. İstanbul'da yalnız mı kalıyorsun? Okumak veya iş için mi oradasın? İş için buradayım. Yurtta kalıyorum. Yalnız kalmıyorum. Abi vaktini video çekmek dışında daha çok ne yaparsın? Bütün zaten vaktim video çekmekle geçmiyor. Vaktimin çoğu mesaide işte geçiyor. Onun dışında işte video çekiyorum, oturuyorum. Kendim ders çalışırsam ders çalışıyorum. Öyle oturmakla geçiyor. Ankara'da öğrenci olmak mı, İstanbul'da öğrenci olmak mı? Ankara'da da İstanbul'da da öğrenci olmadığım için cevap veremeyeceğim. Ne yap açıktan okudum. Hiç gördüğün rüyanın çıktığı oldu mu? Oldu. İnanılmaz bir şey oldu ama anlatmayacağım. Yaparken en keyif aldığın şey basketbol oynamak olabilir. Geçen gün seni tramvayda gördüm, selam verecektim, müzik dinliyorsun diye rahatsız etmek istemedim. Keşke verseydiniz. Bak böyle şeyler oluyor. İnsanlar diyor ki seni gördüm, selam verecektim ama çok korktum falan. Ya ben size ne yapacağım ya? Selam verin. Selamını da alırım. Sormak istediğiniz, konuşmak istediğiniz bir şey olur yani. Selamlaşın, ben de sizleri dışarıda görünce hoşuma gidiyor yani sizleri görmek dışarıda. Yani güzel bir şey. Korkmayın. Kaç kere söyleyeceğim. Selam verin, beni rahatsız edin. Hiç sorun yok. Bir şey dinliyor da olsam, birisiyle konuşuyor da olsam. Çekinmeyin. Abi şu tişört ne zaman değişecek? Yemin ediyorum videoyu çekmeden önce de üstümde o vardı. Dedim ki bir YouTube'a girdim. Son bir ayda attığım bütün YouTube videolarında aynı tişört varmış. Dedim ki yine aynısı olmasın. Vallahi gittim değiştirdim geldim. Yoksa yine yeşil beyaz o çizgili tişörtle çekecektim. Ya onun bir sebebi yok. Sadece giydiğim çoğu tişört kirli de... Bir iki tane var, onlar da hafif küçük gibi geliyor. O yüzden sıcakta onları giyemedim. Bu geniş diye hep onu giydim. Öbürlerim de kirlidekileri bir türlü yıkayamadığım için açık ve net söylüyorum. Uzun zamandır o yeşil olanı giyiyorum. Sebebi bu. Şimdi videodan sonra bunu çıkartıp tekrar onu giyeceğim. Bu sefer yapmayacağım onu. Hangi şampuanı kullanıyorsun? Valla öyle bir şeyim yok. Öyle bir imkanım yok yani. Yurtta ne bulursam onunla yapıyoruz. Mutfağa merakın var gibi görünüyor. Hiç kafe tarzı bir yer açmayı düşündün mü? Çok düşündüm. Babamın mesleği de bu tarz bir şey olduğu için böyle bir waffle'cı dükkanı, dondurma dükkanı açıp işletmeyi çok istiyorum. Evlenmeyi düşünüyor musun? Bakayım. Yok, şu an değil. Birisiyle arkadaş olma, arkadaşlığı bırakma, ikisi için de 3 sebep. Ben böyle şeylere hiç cevap veremem ya. Somut bir şeyler söyleyemiyorum ki, o kişiyi görüp tanımam lazım yani ama sorum yok. Teşekkür ederiz. Saçlarına bir çare bul kardeşim, ya taraya kes. Yemin ediyorum tarakla geziyorum. Günde 6-7 defadan az tarıyorsan adım değişsin. Değişmediğine göre 6-7 defa en az tarıyorum. Ama bir düzeni yok saçımın, ilginç. Klasik tek bir dilek hakkın olsa ne dilerdin? Kendi tekniği. Gittiğin ülkeler neler? Kerkük'e gelmeyi düşünüyor musun? Kerkük nere bilmiyorum. Ürdün, Suriye, Suriye Arabistan ve Türkiye'ye gittim. Namaz kılıyor musun? Tövbe. Sana göre geçirdiğin en güzel yıl veya yıllar hangisi? Çok güzel yıllar var bilmiyorum ama Ürdün'de sanırım ailecek geçirdiğimiz, o eve hapsolmuş koronada geçirdiğimiz Ramazan olabilir. Bir keresinde hikayende DM'den gelen sorulara cevap vermiyorum demiştin. Neden? Çünkü olay farklı yerlere gidiyor maalesef. Garip insanlar mesaj attığı için cevap veriyoruz normal bir şekilde. Olayı farklı yerlere çekiyorlar. O yüzden kimin iyi olup kimin kötü olduğunu da ayırt edemediğimiz için maalesef birçoğuna cevap vermiyorum. Yüzmeyi biliyor musun ya da yüzme bildiğin yüzme stilleri neler? Yüzme biliyorum, pek bir stil yok. Daptabanak yüzüyoruz. Arapça için önerebileceğim bir şey yok çünkü ben de çok iyi bilmiyorum. Seçme şansın olsaydı hangi peygamberin zamanında yaşamak isterdin? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sosyal medyayı hangi sıklıkta kullanıyorsan favori uygulaman. Hangisi favori uygulamam? YouTube. İşimden dolayı her gün hepsini kullanmak zorundayım. Hepsini dediğim, ben sadece YouTube'da Instagram kullanıyorum. WhatsApp'ı falan saymazsak. Açık ve net burada söyleyeyim. Instagram normalde 40 dakika ile 1 saat arasındaydı. Maalesef son zamanlarda birazcık içerik araştırması vesaireden dolayı, birazcık da boşluktan dolayı böyle 1,5 saatlere falan çıktı Instagram'ın günlük kullanım süresi. YouTube izlediğim videolara göre çok değişiyor. Süresini bilemiyorum yani. Uzun uzun videolar izliyorum çünkü. İzlediğinde işte tamam film budur, bundan iyisi gelmez dediğim bir film var mı? Yıldızlar Arası gerçekten inanılmaz bir filmdi bence. Bir de Inception miydi? Adı galiba Inception'dı şimdi. İki film birbirine karıştırmam, bir de o çok iyi. Uzun olmak nasıl bir his? İnsanları yukarıdan görmek falan. Bilmiyorum, kısa olmak ne demek bilmediğim için buna da yorum yapamayacağım.
hiç sevmemene rağmen konuşmak zorunda olduğun biri var mı? Yani sevmediğimden değil ama muhabbetimizin iyi olmadığından veyahut da beni sıktığından, vaktimin boşa geçtiğini düşündüğünden konuştuğum insanlar var. Ama bunu kesinlikle karşı tarafa belli etmiyorum. Ben dayanmaya çalışıyorum. Elimden gelince kısa tutuyorum. Ama kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Öyle. Nasıl ünlü oldun? Henüz ünlü olduğum söylenemez ama video üreterek yani. Denediğin ama bir daha asla yemeyeceğin o yemek. Hatırlamıyorum böyle bir yemek. Ben herhalde yediğim her yemeği yiyorum. Seçtiğim bir şey yok. Kaç yılda bu kadar iyi bir YouTuber oldun? Yani böyle bahsetmeniz gerçekten çok iyi benim için. İyi bir YouTuber diyorsanız. İnşallah daha iyi olacak. Ben daha hedeflediğim şeyleri tam olarak yapamadığım için. Aktif olarak herhalde çok düzenli bir şekilde 5 aydır video atıyorum. Ama en geçmişe gideceğimizde ilk kanalımı 8 yaşında açtım. Öyle diyeyim. Başka ünlü YouTuberlarla video gelecek mi? Veya planlıyor musun? Zor ama sorayım dedim. Yani neden olmasın? Olabilir. Ama şu anki içeriklerimizde öyle aşırı ünlülerle bir plan yok. Ama ufak ufak influencerlar yapacağımız bazı içerikler var. Abi boyun kaç metre? Bence 1.91. Yani yakınız, 1.86 kardeşim. Belki görürüz oraları. Harry Potter okudun mu, izledin mi? İzlediysen, okuduysan favori kim? Okumadım, izlemedim. Sadece gözlüklü Harry Potter'ı biliyorum. Aldığın en büyük risk neydi ve bundan ne öğrendin? Yani bu bir risk miydi bilmiyorum ama İstanbul'a ziyaret için geldiğimde direkt işe başladım ve Ankara'ya geri dönmeme kararı almıştım. Yani risk de bana çok fazla şey kattı. Senin için önemli, hoşuna giden aile geleneği. Bir şey yapılacağında herkesin orada olması. Bu bir gelenek mi, gelenek mi bilmiyorum ama herkes orada olacak. Zorla getirdim adamı. O kadar hazırlıksız yakalandım ki Messi mi Ronaldo mu diye sormak geçti aklımdan. Her türlü Ronaldo. Suriye ile nasıl bir bağlantım var? Suriye ile bir bağlantım yok, sadece ta savaştan önce çok eskiden 2010 yılında dil öğrenmeye ailece Suriye'ye gitmiştim. Birinin editörlüğünü vesaire yaptın mı? Birkaç tane şirkette çalıştım editör olarak. Oyunculuk yapmayı düşünüyor musun? Düzgün bir ortam, düzgün bir iş olursa kesinlikle olur. Yapmak istediğin şeylerde en büyük destekçin kim ve ailen hayallerine karşı geliyor mu? Kesinlikle karşı gelmiyorlar. Verdiğim çoğu kararı desteklediler. Eğer desteklemedikleri bir şey varsa ki hatırlamıyorum. O da benim iyiliğim içindir. Benim göremediğim bir şeyi görmüşlerdir ve uyarmışlardır. En büyük destekçim de ailem o yüzden. Ya bu soruda yeni türedi. Bir tavuk eşini başka bir horoz ile aldatsa yediğimiz yumurta helal midir? Sen bunu tespit et. Gel o zaman konuşalım. Bire bire de bak. Seni ağırlayacağım, yemek ısmarlayacağım. O zaman görüşelim bu konuyu. Çay mı kahve mi? Her türlü çay. Mehmet abiyle ne zaman tanıştın? Mehmet'le 2 yıl olmuş olması lazım. Ankara'da tanıştık bir Ramazan günü. Evet, sorularımız bitmiş. Ben de yeni fark ettim. Umarım güzel olmuştur. Yani çok daha güzel sorularımız vardı ama dediğim gibi Instagram'ın hatasından dolayı sorularımız silindi. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel cevap verebilmişimdir sorularınıza. Eğer enerjim birazcık düşük kaldıysa, ki pek de yapabileceğim bir şey yok ama tek kişilik video, sizin sorularınızı cevaplıyorum. Elimden geleni cevapladım. Çok yorgundum ve videoyu hazırlamam, sadece kayıta girmem 2 saatten fazla sürdü. O yüzden çok yoruldum. Mazur görün. İnşallah çok güzel videolar gelecek. Bu videoları kaçırmamak için kanala abone olup bu videoları beğenip bildirimimizi açmayı unutmayın. Yorumlara bekliyorum. Yorumlarda buluşalım. Hemen bütün yorumlarınızı okuyup cevap veriyorum. Sizin de fikirleriniz, katkılarınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.